Yaşama Sanatı programımızdan hepinize merhabalar. Her zaman olduğu gibi bugün de sanatın farklı alanlarına dokunmuş, ses vermiş, renk vermiş, umut vermiş, sanat için yaşamış çok önemli bir konuğu ağırlayacağız. Yaşama Sanatı başlıyor. Cengiz Asiltürk, doktor, romancı ve yazar ve yönetmen ve her şey. Sanat için canı gönülden uğraşan bir sanatçı. Hoş geldin Cengiz'ciğim. Hoş bulduk efendim. Cengiz değil, Cengiz. Evet, evet. Neden? Vallahi babam ismimi verirken öyle vermiş çünkü aslı da öyle. Ama onun bir hikayesi var. Evet, çift deniz demek, iki deniz demek. Temuçin'den gelin. O iki denizin arasını zapt ettikten sonra ona ödüllendirmek için Cengiz Sağ'ını verilmiş. İki deniz anlamına geliyor. Benim isim de oradan geliyor. Ne güzel. Bunca zamandır Cengiz adını biliyordum. Cengiz olarak hiç düşünmemiştim. Dikkatim de çekmemiş. Bir de üstelik ben Cengiz Han yazıları yazıyorum. Burada özür diliyorum. Gerçekten bu hikayeyi bilmiyordum. Bu evet. Olayı bilmiyordum. Evet, evet. Cengiz o iki denizden dolayı evet. Bir başarı üzerine bu verilmiş bir isim. Evet, öyle, evet. Öyle de düşünebiliriz. Evet. Evet. Peki Cengiz Asiltürk kimdir? Bize biraz insanın kendini anlatması zor. Zor benim için. Zor, evet. İyice zor. İyice vallahi zor. İşte sinema yönetmenliği yapıyorum, roman yazıyorum öyle söyleyeyim. Akademisyenlik evet. Yapıyorum Beykent Üniversitesi'nde sinema televizyon bölümünde. Orada evet. Öğretim üyesiyim. Evet. Üyesisin değil mi? Evet, evet. Dersler veriyorsun. Evet. Ya sinema zor sanat. Sinema zor, keyifli. Ama çok keyifli. Evet. Evet. Yazması güzel, evet. Oynaması evet. Güzel, yönetmesi evet. Güzel. Evet, hepsi evet. Güzel. Sinema zor ama güzel. Kitapların da var. Yazar olarak da aynı meslekteniz. Aslında birini kalemle yapıyorsunuz ve birini kamerayla yapıyorsunuz. Aşağı yukarı aynı şeyi yapıyorsunuz diye düşünüyorum. Öyle mi? Evet. Çünkü hikaye anlatıyorsunuz ikisinde de. Serüven anlatıyorsunuz. İnsanların özlemini duyduğu ama kendisinin belki yaşayamadığı dünyalara davet ediyorsunuz onları. Orada yeni bir yaşam biçimi sunuyorsunuz. O yüzden de sadece biri görsel, biri yazıyla anlatılıyor. İkisinde birbirine göre avantajlı tarafları var, dezavantajlı tarafları var. Ama özünde aynı şeyi yapıyorsunuz. Aynı şey. Şimdi bir anlamda Cengiz'ciğim sen şanslısın. Nasıl şanslısın? Şimdi senaryo yazıyorum, öykü yazıyorum ama ben yönetmen olmadığım için yönetmen ona o kadar çok şeyler ilave ediyor ki tabii. Bazen benim yazdıklarımı izlediğim zaman farklı bir şey görüyorum. Doğal olarak. Şimdi abi. Evet doğal. Evet. Şimdi senin şöyle bir şansın var. Hem yazıyorsun hem yönetiyorsun. Evet. Yani aklından geçenleri, o kaleme döktüklerini orada aynen aktarabiliyorsun. Bu ne büyük bir keyif. Belki aynen aktaramıyorsunuz. Çünkü sözcüklerin içerisinde, bütün sözcüklerin içerisinde birer görüntü var. Ferdinand de Saussure sözcük bir ekrandır derken bunu kastediyor zaten. Siz o beyninizde doğan imgelemi kamerayla yeniden yaratmak durumundasınız. O yüzden bir sürü bilgi kayıpları da olabiliyor ama kameranın eklediği şeyler de, ışığın eklediği şeyler de olabiliyor. Peki oyuncular çok şey ilave ediyorlar mı? Tabii ki. Yani. Mesela bir tiplemeyi sen yazdın diyelim bir Ahmet tiplemesi şöyle şöyle şöyle. Şunları söyleyecek şöyle yapacak ama oyuncu onu başka bir şekilde alıyor ve başka bir şey ilave ediyor mu? Çünkü yazı kusurlu bir iletişim aracı. Yani yazarak anlattıklarımız benim kastettiğim o yazıyla başka bir şey olabilir. Belki başka bir şey değil ama daha esnek olarak söyleyeyim. Benim yazdıklarımdan oyuncunun anladıkları arasında tam bir örtüşme olmayabilir. O zaman oyuncu kendine göre yorumluyor. Ben de o yüzden şöyle bir yöntem düşündüm filmlerimi çekerken. Oyuncularla önceden uzun uzun sohbetler ediyorum. Yani sete çıkmadan belki 3 ay öncesinden çalışmalara başlıyoruz. Ben diyorum ki bunu karakteri böyle 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 yazdım. Sen bundan ne anlıyorsun? O da kendine göre okuduktan sonra hani dedim ya kusurlu bir iletişim aracı. Tabii. O da kendine göre bir şey anlıyor. Biz konuşarak bunun ortasını bulmaya çalışıyoruz. Ortak bir noktada buluşuyorsunuz. Evet. Evet. O yüzden de yani oyuncunun yeteneklerine kesinlikle güvenirim ben. Onun yorumlamasına izin veririm.
her şeyi ben biliyorum, benim istediğim gibi olsun gibi tavrım hiç olmadı benim. Yani onda var olanı almak asıl beceri bence. Peki, şöyle de bir şey var. Şimdi senaryoya sadık kalma diye bir şey var. Bu bir yönetmen için şart mı? Şart değil ama genel olarak bağlı kalmakta büyük yararlar var. Yani birçok yönetmen var senaryosuz da çekelim diyen, senaryosuz da çalışan. Ama genel konsepti, genel izliği bozmadan bir şeyler set sırasında eklenebilir. Ama ben genel olarak filmin masa başında çekildiğini düşünürüm. Dekupaj yaparken ben onu burada aslında çekiyorum. Sete gidip sadece uygulamasını yapıyorum. İkisinin arasında çok büyük savrulmalar olmaz. Ufak tefek rötuşlar yapılabilir ama çok büyük değişiklikler olmaz. Ama şimdi mesela bazı oyuncular var, ben diyor doğaçlamada çok başarılıyım. Doğaçlamada çok iyi oynuyorum ve yönetmen de bana izin veriyor diyor. Benim böyle bir arkadaşım var mesela. Diyor ki mesela okuyorum, evet ama ben ona kendim çok şey ilave edebiliyorum. Onu da oynarken yapabiliyorum diyor. Tabii. Bu türlerde nasıl hoş görüyor musun? Bence oyuncuya o şeyi izni vermek lazım. Ha, onu soruyorum. Olumlu bir yaklaşım bence. Değil mi? Evet. Çünkü zaten o şeyin karakterinin içine girmiş. Evet. Onu evet. Bünyesinde sindirmiş. Kendi de bir şeyler ilave ediyor. Çünkü o anı yaşıyor. Evet. O ya zaman ona izin vermek lazım bence. Yani birebir orada ne yazıyorsa aynısını oyna demek yerine şeyden örnek vereceğim. Ölü Yaprak Vuruşu'ndan Eylül'de çekeceğimiz, umuyorum çekebiliriz. Çünkü Türkiye'de yaşıyoruz. Bir sürü proje var. İnsanlar hep çekeceğiz ifli cümleler kuruyor. Eğer çekersek diye. Biraz doğru. Çünkü aksaklıklar çok fazla oluyor. Sinema çok sayıda insanın ve çok paranın bir araya gelmesi de olan bir şey. Aynen öyle. Evet. O yüzden de hep ben de çekinerek söylüyorum çekeceğiz falan derken. Site çıkıp birkaç plan çemeden de film çekiyorum dememek doğru, gerekiyor galiba. Doğru. Çünkü onu acı deneyimlerle öğrendim ben. Şimdi orada bir sahne var. İki karakterin birbirleriyle hesaplaştığı sahne. Senaryoyu okuduğu zaman o iki karakter kendilerinin kim olduğunu zaten biliyor olacak. Ama sıcağı sıcağına sette ben de ikisine ayrı ayrı sen busun, sen de busun. Bu karakterleri büründükten sonra rahat rahat istediğiniz her şekilde oynayabilirsiniz demeyi şimdiden düşünüyorum zaten. İşte bu çok güzel. Evet, evet. Bu çok güzel. Bu sene benim bir film çalışması denemem oldu. Benim bir yazdığım öykü senaryo haline getirildi ve orada kısa bir rol oynamak istemiştim. Ama benim yazarken hissettiğim senaryolaşmış halinde onu almadım ve itiraz ettim tabii. Dedim ki ya burada ben biraz doğaçlama yapmak istiyorum. Aslında doğaçlama isteğim benim gönlümdeki o yazarken olayımdı. Evet. Fakat sonradan teknik olayını düşündüğümde ben o doğaçlamayı tek başıma bir sahnede yapabilirim. Ama karşımda böyle kalabalık bir sahnede o doğaçlama zor. Ve zaten yönetmen de dedi ki biz buna en az 6-7 plandan çekeceğiz. Sen burada doğaçlama yaptın. Aynısını burada da, burada da, burada da yapamazsın. İşte o rejiye bağlı. Evet. Tek planda çekiyorsa yapılabilir evet, bence. Evet, tek bir işte ona gelelim. Tek planda ama aynı anda. Peki bu nasıl bir şey? Onu da o zaman öğrendim. Şimdi kalabalık bir masadayız. 5-6 kişi varız. Evet. Ve o çekim çekilecek. Onlar devamlı tekrar ediliyor. Evet. İşte farklı açılardan da alması ya. Gerekiyor onları. Evet. Çok farklı açılardan alması gerekiyor. O yüzden yani o anlatımın üslubuna, yöntemine bağlı. Bazen tek planda alabilirsiniz ama uygun değilse ya da farklı bir şey düşünüyorsanız çok farklı açılardan alarak kurguda bütünleştirebilirsiniz. İkisi de normal bence. Aa güzel. Bize haksızlık yapılmış buradan. Sevgili yönetmenimize söyleyeyim defalarca tekrar. Ha belki onun ettik, şeyine uymamıştır da. Belki kendine uymadığı için defalarca yeniden almış olabilir ama yani iki tip yönetmen var. Bu biraz dedikodu gibi olacak ama bir filmde kullanmayacağım hiçbir planı ben çekmedim bugüne kadar. Çektiğim her planla mutlaka filmde kullandım. Ama bazıları var. Her açıdan alalım, kurguda toparlarız. Anlayışı da var. Benim çok benimsediğim bir anlayış değil. Evet. Çok güzel bir şey. Doğru. Çünkü öyle o, de çalışanlar hani akşam çok var. Filmi çekiyoruz ya masada. O masa başı çalışması eğer çok ayrıntılı düşünülerek çalışılırsa sette bu tip şeylere gerek kalmaz zaten. Yani kullanmayacağım bir planı niye çekeyim, niye bir sürü zaman harcayayım diye her düşünüyorum. Her anlamda zaman, evet, masraf. Tabii. Çok önemli. Peki bir senaryoyu eline aldığın zaman kendi yazmadığın senaryoları da yönettiğin oldu mu? Bugüne kadar hiç olmadı ama çok farklı senaryolar okudum çünkü TRT'deki son
Bir yılımda ben dramadan sorumluydum. TRT1'in dramalarından sorumluydum. Gelen bütün senaryoları mutlaka benim elimden geçiyordu. O dönemde başkalarının senaryolarını, çok fazla senaryo okudum. Ama hep kendimkileri çektim. Bu da şey değil, yani bir sınır falan değil. Çok beğenirsem başka birinin senaryosunu çekebilirim. Ay ne güzel. Demek ki bir senaryo vereceğim sana ve sen onu çekeceksin. Sevgili izleyiciler, duyduğunuz gibi söz almış durumdayız. Ama söz almadık gerçi. Bakın çekelim. Senaryoya bakacağız. Senaryoya bakacağız. Peki seyircimiz, özellikle Türk seyircisi sinemada ne izlemek istiyor? Komedi, dram, dönem, aksiyon. Hangisini tercih ediyor? Aslında bu biraz insanların ipliğini pazara çıkarmak gibi olacak ama mesela komedi filmlerinin Türkiye'de çekilmesi gerektiğini, tutması gerektiğini ben üniversitede öğrencisiyken zaten sistem belirliyordu. Hı hı. Yani bu bir şeydir, nasıl diyeyim? Yönlendirmedir aslında, manipülasyondur. Önümüzdeki bir 10 yılda, belki de 20 yılda da korku filmlerinin Türkiye'de egemen olacağını şimdiden söylemek için kahin olmaya falan gerek yok. Öyle mi? Tabii. Yani komedi niye? Toplumun çünkü uyutulması gerekiyor. İhtiyacı değil, o ihtiyaç yaratılıyor zaten. Şey diyor mesela, güldürürken düşündürme diyor. Ben insanın gülerken düşünebileceğini hiç zannetmiyorum. Zaten düşünceden boşalma, gevşeme varidir insanın gülmesi. Komediye karşı olduğum gibi bir anlam buradan lütfen çıkmasın. Komedi çok gereklidir ama düzeyli komedi çok gereklidir. Ama böyle insanları oyalayalım, eğlendirelim, sinema salonunda kakara kikir yapsın, sonra çıksın gitsin, hiçbir şey olmasın. Bu bana göre değil. Ben insanların, bu bir başka fark. Sinema çünkü böyle bir şey değil. Sinema insanları başka bir dünyaya çeker, başka bir şey yaşarsınız. Şu günlük hayatımızdaki rutin ve bazen de belki katlanılmaz olan hayatı dışında bir hayat görmek istersiniz. Yani bir zamanlar Amerika filmini izlediğiniz zaman başka bir dünyaya girersiniz. Before the Rain filmine girdiğiniz zaman bambaşka bir dünya yaşarsınız. Angela Polo'nun tüm filmleri için, özellikle Arıcı için girdiğiniz zaman başka bir dünyadır orası. Şu dışarıdaki rutin sıkıcı, benim için hayat çok sıkıcı. Ben o yüzden roman yazıyorum, film çekiyorum. Gerçek hayat çok sıkıcı benim için. Lafı oraya getirdim. Ne kadar enteresan. Cengiz Bey'in sözüne bakın. Benim için hayat çok sıkıcı. Sıkıcı, çok sıkıcı. Yani insanların eğlencelerine bakıyorum. İşte gidelim bilmem Boğaz'da bilmem ne yemek yiyorum. Yani bana çok banal geliyor. Oraya otur, yemek yesen ne olur, yemesen ne olur yani. İyi de öyle olmaz ki Cengiz'ciğim. Peki ne yapmak lazım? Vallahi herkes kendine göre bir yöntem buluyor mutlu olma yöntemini. Ben yazı yazıyorum diyorsun. Evet, ben yazarken mutluyum. Film çektiğim zaman mutluyum. Başka bir dünya, alternatif bir dünya insanlara önerdiğim zaman mutluyum. Ama gerçek hayat çok da matah değil. Öyle düşünüyorum. Sen anladın. Peki. Deli buluyorsunuz. Peki o zaman bu fantastik olayları çok seviyor olman gerekiyor. Ona ne dersin? Fantastik değil de büyülü gerçekçilik tarzında olanları daha çok seviyorum. Değil mi? Evet. Yani bir Yüzüklerin Efendisi gibi falan değil de daha çok Marquez romanlarında kurulan dünyalar benim ilgimi çekiyor. O da ya çok da farklı. Saatleri Ayarlama Enstitüsü gibi Ahmet Tanpınar'ın, benim en büyük rüyamdır onu film yapmak. Saatleri Ayarlama İnşallah. Enstitüsü. İnşallah. Çok önemli bir proje o ama. Evet. Yani Türkiye'de biraz zor. Çok para falan. Çok zor. Ona yatırım yapacak insan bulamazsınız. Çok zor çünkü yatırım yapacak insan onun karşılığını almak ister. Tabii, o kadar olarak muhteşem bir olayı da biz Türk seyircisi ister miyiz izlemek? Bilmiyorum abi. Zor. Evet. Biz komediyi daha biz çok biraz tercih kolaycıyız. Ediyoruz. Yani düşünmeyelim falan. Düşünmeyelim. Ben evet bakıyorum mesela televizyon programlarında böyle insanlar konuşuyor. İşte insanlar işlerinde çok strese giriyor da çok bilmem ne yapıyor. O yüzden komedi filmleri. Aman ne kadar çok düşünüyorsun ya. Ne kadar çok strese giriyorsunuz. Türk halkı kadar rahat insan var mı yeryüzünde? Geziyor, tozuyor filan. Ondan sonra strese filan giriyormuş. Hiç düşünmeyen insan nasıl strese girer ben anlamıyorum. Ay ne kadar güzel şeyler. Hakikaten düşünmesek nasıl strese gireriz? Yani öyle ya, çok rahat rahat yaşarız. Biraz tembellikten kaynaklanıyor. Eğlenmeyi falan, eğlence bile değil aslında da işte o banallikler çok hoşlarına gidiyor. Evet. Neden geldi böyle olduk peki? Yani hep mi böyleydik? Böyle istenir. Türkler böyle mi? Ama 1980 diye bir şey oldu Türkiye'de. Ondan sonra oldu tabii ki bütün bunlar. Durduk yere olmadı yani. Toplumu dizayn ettiler, oldu, biçimlendirdiler filan. Nasıl yaşaması gerektiği insanlara öğretildi. Neler yapması gerektiği, nelerden uzak durmaları gerektiği filan öğretildi. O yüzden insanları da çok suçlamamak lazım galiba. Anladım, anladım. Evet. Peki, şimdi kitap yazarken
filmi ayrıca konuşalım. Kitap yazarken, bir kitap yazmaya karar verdiğinde o oluşmuş oluyor mu? Yoksa herhangi bir şeyden esinlenerek mi yazmaya karar veriyorsun? Ne kadar sürede hazırlanıyorsun ve ne kadar sürede onu tuşlardan ekrana geçiriyorsun? Vallahi çok zor bir soru benim için. Nereden başlasam bilmiyorum. Ben bir hikaye yazmaya başladığım zaman aslında yolda yürürken falan yazıyorum onu. Kafamda tamamlanıyor. Oturduğum zaman sadece yazıyorum. Bildiğim şeyleri yazıyorum. Deneyimlediğim şeyleri yazıyorum. Mesela Muleta'da bir baş kahraman var. Romanın bu kitabı asıl şöyle kahramanı. Göstermek istiyorum. Çok evet. Güzel bir kitap bu. Romanın asıl kahramanı ama rolü çok kısa. Bir yazar. O bir kahraman bulmaya çalışıyor. O kahramana yaptırmak istedikleri var. Ve bunu göğün yedinci katından bakarak onun hayatına girip onu yönlendirmek istiyor. Karısına soruyor mesela, ne yapayım bunu diyor. Böyle birini yaratacağım ama diyor. O da diyor ki kadın olsun ve güzel olsun diyor. Kapıları daha kolay açar diyor. Doğru. Yazara yardımcı oluyor. Çünkü baş kahraman Günay Diker insanlarla tanışıp onların geçmişte kalmış, üstü kapatılmış hikayelerini gün ışığına çıkartmak. Asıl rolü onun o, Günay Diker'in. Mesela gidiyor bir otel müdürü var ve otelin yarı %50'sini sahibi bir adam. Beyefendi bir adam, çantasıyla, kılığıyla, kıyafetiyle saygı duyulan filan bir adam. Güzel olduğu için onu cezbetmesi lazım, onun hayatına girebilmesi lazım. Bir bakıyoruz ki üniversite yıllarında cinayet işlemiş filan, böyle tuhaf bir adam aslında. Ve tanıştığı birçok kişi böyle. Ben bunları yolda yürürken falan kafamda kuruyorum zaten. Sonra oturduğum zaman yazmaya başlıyorum. Peki, bunlar nasıl geliyor sana? Bilmiyorum ki, ben ilhama inanmıyorum. Yani ilham diye bir öyle şey yok mi? Bence. Olsa herkese gelir herhalde. Ben çalışmak olduğunu düşünüyorum, okumak olduğunu düşünüyorum. İzlemek, gözlemek hayatın içerisinde insanları. Buna inanıyorum. Bunda iyi yaptığımı düşünüyorum. İnsanları çok dinlerim, dinlemeyi çok severim. İyi bir dinleyiciyim. Kim olursa olsun dinlerim. Ondan sonra bir paranoyak şekilde izlerim dünyayı. O niye öyle oldu, o niye öyle bakıyor. Adam otobüs sürerken niye camdan dışarıya baktı falan. Yaşamı böyle ince 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 inceliyorsun. Evet, biraz yani öyle galiba. Bilerek de yapmıyorum, ben öyleyim zaten. Ha, bilerek değil zaten evet. Bu. Fakat enteresan bir kitap yazış şeklim var. Yani evet. Romancı halin farklı. Biliyorum, güzel. Galiba öyle. Ben herkesi evet. Kendim gibi zannediyordum. İki sene öyle önce... Değil. Öyle olmadığını anladığımda çok şaşırmıştım. Mesela ben sabah uyandığım zaman günün her saati, mesela şu an dahil buna, hem konuşurken zihnimin arka tarafında başka bir şey oluyor. Mesela bir sorun çözüyor olarak bulurum kendimi. Hep bir sorunun peşinde. Mesela sokak çocuklarını nasıl hayata, topluma kazandırabiliriz gibi bir şey. Sabah kalkınca falan bunları düşünürken bulurum kendimi. Hep böyle zannediyorum. Herkesi böyle zannediyorum. İki yıl önce bir arkadaşıma şey söyledim. Dedik ya sen dedi kafayı tırlatırsın böyleyse. Çünkü böyle bir şey yok. Hakikaten tek yok. Planlı yaptığım tek bir şey var. O da metro öyküleri diye 24 tane öyküm var benim. İkişer sayfalık falan durum öyküleri. Anton Chekhov'un tarzında diyelim. Öyle güzel. Belki daha anlaşılır. Ya da Sait Faik tarzında diyelim. Mesela onları yazmak için plan yaptım. Her sabah metroya iniyordum İstanbul'da. Taksim'de Hacı Osman arasında gidip gelerek akşam 11'e kadar falan yaklaşık 5,5 gün falan öyle çalıştım. Nasıl yani? Hiç inmiyorsun hiç metrodan. İnmiyorum. Evet. Son durakta gidiyorsun, geliyorsun. Evet, son durakta. Çantamda yiyeceklerim falan da var. O şekilde sabah işte 8'den 9'dan akşam 10'lara 11'lere kadar 5-6 gün orada yaşadım. Öyle gidip gelerek yazdım. Oradakileri mi araştırıyorsun? İşte onlara bakıyordum falan, insanların oturuşuna falan. Onlara bile hikaye uyduruyordum. Adamın belki ilgisi alakası yok falan. Onlara bakıyordum. Öyle 24 tane öykü çıktı. 3 tanesinde kısa film olarak yüksek lisanstan mezun olacak çocuklar film yaptılar. Bir tanesi Palikarya diğerlerini hatırlamıyorum şu an. Ya bir tek o planlı programlı yazayım diye filan işte bir mekan tespit edilmiş filan öyleydi. Güzel. Evet. Ben hiç senin gibi çalışmıyorum. Ne kadar farklıyız. Ben bilgisayara oturduğum zaman bir konuyu işte ben bunu yazayım diyorum. Mesela ben Cengiz'in hayatını yazayım ya da Cengiz'den esinlendim şunu yazayım. Bilgisayara oturduğum zaman onun sonunun ne olacağı, iskelet falan kurmuyorum. Başı, ortası, sonu belli değil bende. Ha, bende de değişebilir ama aşağı çok yukarı... Çok değişiyor, evet. Ya da şöyle değil. Oluyor, diyorum ki işte burada... Tabii yaşanmış bir şey değilse, mesela dedemini anlattım, yaşanmış bir olay. Orada belli, onu kurguluyoruz sadece. Evet.
Fakat geceleri ve belirli bir sürede yazıyorum. Sen her yerde yazabilirim diyorsun. Evet, ben uçak yolculuğunda, tren yolculuğunda, metroda, sokakta, en fazla da İstanbul Gezi Hastanesi'nde oturup orada çalışıyorum çoklukla. Onlar da beni biliyorlar, tanıyorlar, iyi ağırlıyor. İyi ağırlıyor. Oturup orada çalışıyorum çoklukla ama yolculuklarda da hep yazdım. Çünkü ben elle yazarım, ajandaya yazarım. Sonra bilgisayara, birilerine para veriyorum, bilgisayara aktartıyorum. Ondan sonra onun üzerinden tekrar tekrar geçiyorum. Öyle mi? Bak, bu da çok enteresan. Elde yazıyorsun. Tabii, Orhan Pamuk yani elde yazıyormuş. O da evet. Öyle, bilmiyorum. O da evet elde yazıyormuş. İyi bir yöntem diye düşünüyorum. Çünkü üstünü karalıyorsunuz, çıkmalar yapıp marjlarına notlar alıyorsun filan. Benim ben çocukluğumdan beri öyle yazıyorum. Çok enteresan, güzel bir şey. Belki yani daktiloya Agatha sonradan geçirirmiş onun gibi. Demek ki iyi yazarlar böyle yapıyorlar. Yok canım, iyi mi bilmiyorum. Vallahi iyi yazıyor. İyi yazarsın. Önce elinle yazıyorsun. Sonra o bilgisayara geçiyor ve bilgisayara aktarırken de yani tuşlara aktarırken de sen yapmıyorsun. Tabii. Ben son kez dediğim en az 100 defa falan üstüne geçiyorum daha tabii sonra. Tabii ki elbette onlar defalarca geçiriliyor. Evet, evet. Ve her seferinde yeni bir şey ilave etme ihtiyacı da duyuluyor. Ve sanırım Tanrı beni çok seviyor ve kolluyor diye de düşünüyorum. Mesela şu an yazmakta olduğum Suriyeciler Şah-ı Zekeriya Efendi'ye bir roman var. Bitiyor aşamasında. Mesela onda inanılmaz şekilde şanslıyım. Olmadık yerlerden olmadık bilgiler. Biriyle konuşurken falan bir şey söylüyor. Onu araştırıyorum. Derinine gidiyorum falan. Çıkıyor ortaya. Evet. Evet yani bu hep oluyor. Evet, çok yardım alıyorum yani galiba. Tabii tabii. Aynen öyle. Aynen öyle. Herhalde yazanların Allah yardımcısı oluyor. Bak. Abi, her alanda çalışanlara yardımcı olunur bence. Tabii ki elbette. Yani hiç çalışanın sevdiği için. Ne yardımcı olacak? Tabii ki yani çalışanı çalışmak da bir çeşit ibadet değil mi zaten? Tabii ki asıl ibadet. Asıl bence. İbadet değil mi? Evet. Ben de çünkü o kadar çok böyle darda kalıp tıkandığım yerlerde bakıyorum halletmişim. Ve ben çok çok inanarak yazıyorum. Yani size çok içtenlikle söyleyeceğim şu söyleyeceklerimi. Yani 200 yıl sonra değerinin olmayacağını bilsem vallahi ben yazmam. Dünyanın değişimine bir katkımın olduğunu ve bunun benim varlığımın bir görevi olduğunu falan düşünerek yazıyorum. Para pul için birileri beni tanısın, sevsin falan asla öyle bir düşüncem yok. Sadece tırnak içinde peygambervari bir tavırla benim varlık nedenim bu zaten. İnsanlara bir şey yazmak, bir şey anlatmak falan diye düşündüğüm için öyle yaşıyorum. Çalışma biçimim de o yüzden böyle. Enteresan. Bayağı güzel. Ona inanmasam biraz belki iddialı duyulduğu zaman ne bileyim ukalaca bulunabilir ama ukalalık değil. Benim gerçekse, varlık nedenim tabii bu. Tabii varlık evet. Tabii öyle düşünüyorsan evet. Ve gerçeğin de sence evet. Böyleyse hiç ukalalık bence. Değil. Evet. Bunu böyle yanlış bilmek de güzel. Yanlış anlaşılmaktan korkarım ben. Mesela Hürriyet gösterili bir tane geçtiğimiz sayıydı galiba. Bir röportajım yayınlandı. Mesela oradan böyle Facebook üzerinden falan sataşanlar var. Ne kadar da iddialı falan. Benim ismimin Leonardo olması gerekmiyor ki. Pierre olması da gerekmiyor. Ama Türk toplumunda aşırı bir aşağılık kompleksi var. Yani isminiz yabancı olduğu zaman filan dikkatle alınırsınız. Bir kişi olursunuz. Evet ama isminiz evet. Ahmet Mehmetse filan çok da önemli biri değilsiniz. Aynen. Bunların aşılması lazım. Öğrencilerime de temelde bunun üzerinde duruyorum. Asla dünyadaki hiçbir ırktan, hiçbir milletten, hiçbir ulustan, hiçbir devletten asla geri değilsiniz. Hiçbir şekilde geri değilsiniz. Bunun tartışması bile olmaz. Ama o çocukları gözlerken yani bakıyorum çocukluğundan itibaren böyle bir şey var üzerinde, bir bulut, bir gölge üzerlerine bu çocukların yerleştirilmiş. Yani ismi böyle yabancı olduğu zaman filan işte Kristin Metzöyleyiz. Ben de söylüyorum. Ben de o da benimle aynı işi yapıyor. Tabii, benim de tabii. 50 tane makalem var, bilimsel makalem. Evet. 4 tane bilimsel kitabım var. Ben niye söyleyemiyorum? Sinema eğitimini Amerika'da alacağım diyor. Diyorum ki Amerikalıların benden daha fazla öylesi hiçbir şey yok sana. Bence çünkü de, sinema bence evrensel de. Bir alan. Ben de belki Mısırlı'dan daha fazla şey öğretemem. Bir Hintli'den daha fazla şey öğretemem. Elbette. Bunu bir defa aşmamız lazım. Yani o çok dünya doğru. Küresel köy, dünya iletişim aygıtları çok gelişti. Yani bugün Kanada'da olan yarın buraya duyuluyorları filan. O zaman okay. Hayatınıza fiilen koyacaksınız. Aynen. Cengiz'ciğim kısa bir ara verelim. Devam olur. Edelim. Cengiz Asiltürk'le birlikteyiz. Sinema konuşuyoruz.
sinema konuşalım istiyorum zaten. Biraz sonra yazar yazar olarak, iki yazar olarak kitaplardan uzunca söz edeceğiz ama sinema çok gönül verdiğimiz bir olay. Sinemaya gitmek bile çok keyifli Cengiz'im. Ne güzel bir şey. Sinemaya gidiyorsun, böyle oturuyorsun, o ışıklar sönüyor. Eskiden kalın perde olurdu. Şimdi yok galiba, değil mi? Perde açılmıyor şimdi. Öyle. Bazılarında var. Bazılarında var. Gong çalıyor, açılıyor. Gong çalardı. Ay nasıl heyecanlanırdık biz. Sinema güzel. Sinema yapmak da büyük şans. Sen şanslısın o anlamda. Gerçekten. Mesela yani, yönetmen olmayı ben de çok istedim ama hiç üzerinde durmadım. Yaptığım için belki şanslıyım ama yapacak koşullar olmadığı için şanssızım. Türkiye'de çok kolay değil. Gerçekten çok çok zor, imkansız kadar zor film yapmak. Koşulları bir araya getirmek. Çok bir defa zor. Yani yapımcı denilen bir sürü insan var ama henüz gerçek anlamda yapımcı yok. Bu işe para yatıracak, senaryo arayan, yönetmen arayan. Çok az, tesadüflere kalmış bir şey gibi. Peki şimdi şöyle bir şey deniliyor. Birçok televizyon programında, birçok gazetede okuyorum. İşte Türkiye'de konu yok. Senaryo yok, yo, hikaye var. Yok. Var. Ondan iyi filmler yapamıyoruz edemiyoruz. Peki, diyoruz ki benim gibi bir sürü yazan var. İşte sen de varsın. Diyoruz ki biz yazdık, alın. Ama okumuyorlar, kabul etmiyorlar, istemiyorlar. O nasıl aşılacak da oralara varılacak? İşte sistemin oturması lazım ve gerçek anlamda yapımcıların olması lazım. O ya biraz önce söylediğin henüz, gibi değil mi? Henüz yok. Onun için de hakla vermek lazım insanlara. Onun için de garanti değil ama garantiye yakın bir o filmin izlenirliğinin olması lazım. Hollywood bunu çok kolay yapıyor çünkü izler kitlesini aşağı yukarı biliyor. Başlangıçtan biliyor kaç kişi olacağını, ne kadar olacağını. Ama Türkiye'de şimdi adam 300 bin liraya film yapıp bununla şansını denemekte son derece haklı. Çünkü 2 milyon dolar yatırdığı zaman dönmeyeceği neredeyse kesin. Niye vereyim ki o kadar paramı diye düşünüyor. Doğru. Çünkü o işletmeci. Benim gibi deli değil ki yani film yapayım, rüyalarımı gerçekleştireyim. Doğru. Ama onu, hak vermek lazım. O. Peki şöyle bir şey de deniliyor. Yani siz bu filmi yaptığınız zaman çok ciddi bir reklamınız da olmuş oluyor. Evet. Herhangi bir şey için. Evet. Ve belirli bir kısmını verginizden de düşüyorsunuz. Böyle evet. de bir imkanınız evet. var. Evet. Yani yatırımcıların da bunu dikkate almaları gerekiyor. Çünkü sinemayla çok şey anlatabiliriz. Biraz önce konuştuk ya, komedi yapılarak düşünülmez. Ama düşünmek istediklerimizi de sinemayla aktarabiliyoruz. Aktarabiliriz. Yatırımcı bulmak zor. İşte yatırımcılara ben buradan söylemek istedim. Evet. Yani evet, yani buna katkıda bulunmak da gerekiyor. Sen diyorsun ki benim yaşamam için bir sebeptir yazı yazmak. Evet. Birilerine bir şey bırakmalıyım. Bir şey yapmalıyım. İdealist bu tabii. Onların bakış açısına göre bunlar çok ama idealist, hayali şeyler. Elbette ama idealist olmak işte de mesela büyük bir iş adamı da idealisttir bana göre. Evet. Onun alanı farklı olabilir. Evet. Ama o da kendi anlamında o da idealist ama biraz daha mı acaba iyi tanıtsak diyorum. Daha biraz daha açık konuşabilir miyim? Bence de açık. İşte onun için yani bizi bir sürü sinemacı izliyor, şunu, bu işe gönül verenler izliyor. Şunu çok açık söyleyebilirim. Bu yani şu an aklıma gelen bir şey değil. Üzerine düşündüğüm, araştırdığım, baktığım, soruşturduğum bir durum. Türkiye'de sinemadan anlayan gerçekten çok az sayıda yapımcı var. Sinemanın ne olduğunu bilmiyor büyük çoğunluğu. Yani ismini saymaya kalksam şurada 5 kişi falan sayabiliriz. Seyircinin çok gerisindeler. Seyirci bir sürü filmle deneyimleniyor. Amerikan filmlerini izliyor, Hint filmlerini izliyor, Japon filmlerini, Avrupa filmlerini izliyor. Sinemanın tarihinden bir sürü örneklerle yüzleşiyor. Ama yapımcıların birçoğu bunları yapmadığı için neyin izlenebilirliğinin farkında bile değiller. O şey zannediyor. Yani Recep İvedik yaparsam çok satarım. Recep İvedik bir tane olur. 20 10 tane olmaz olur. Ki. Evet. 40 evet. yılda bir o bir tesadüftür. Tesadüf. Çok hoş bir karakter. Uzun konuşmak lazım aslında. Recep İvedik'e asla karşı değilim ben. Olağanüstü bir karakter yarattı ama sinema değil. Senaryosu senaryo değil. Rejisi reji değil ama karakter olarak bu toplumun 1950'lerden köyden indim şehre dönemlerinden bugüne kadar getirilebilmiş bir kültürün sonucudur Recep İvedik. Bunu çok konuşuyor. Ayrı bir şey olur bu. Oraya hı-hı. girmeyelim. Hı-hı. Ben doğru ama öyle. Doğru ama yapımcıların hatta şey diyebilirim. Film Arası dergisinde ben bununla ilgili 4-5 sayfalık bir makalem var. Tek yazan kişi ben oldum herhalde Recep İvedik'le ilgili. Hı hı. Amerika'da Charlie Chaplin neyse
tam karşılığı bizde olarak, figür olarak olabilir. Ama. Evet. Sinema estetiği açısından söylemiyorum. Evet. Sakın yanlış anlaşılmasın. Chaplin'in filmleri sinema estetiği açısından da doğru filmler. Burada senaryo yok. Blok blok güldürülecek olaylar var. Onlara götürüyor. Biraz rahatlamak için de bizler bu tür karakterleri izlerken daha yok, çok doğru bir karakter. Gittik. Ya da üzülerek söylüyorum evet, ama da, Türk toplumundaki evet. gençlerin büyük çoğunluğu kadınla erkekli Recep İvedik zaten. Evet, o yüzden evet, kendini sevdik. Buluyor orada diye düşünüyorum. Doğru. Peki şimdi dönem filmleri de. Dönem televizyonda çok iş yapıyor evet. galiba. Dönem sinemada çok iş yapmıyor. Evet. Böyle bir çünkü, yapımcı böyle bir şey söylemişti bana. Bu doğru mu? Doğru bence. Çünkü sinemanın izleyicisiyle televizyonun izleyicisi aynı değil. Yani biri evinde oturan insan, rahat. Biri sinemaya giden, işte öncesinde evinden çıkan, giyinen, arkadaşıyla buluşan, bilet kuyruğuna giren, oradan karanlık bir salona hapsolan farklı bir insan. Beklentileri de farklı birbirinden. Tabii masrafı parası tabii, olan bir iş. O da farklı. Evdeki bedava çözüm. Evdeki bedava. Ailesiyle gitse 4-5 evet. kişi bayağı evet, külfet. Evet. Bir de tabii şey var, buralardan sanat filmlerine, festival filmlerine falan da belki bir kapı aralanabilir. Sinema dediğimiz şey birazcık izleyiciden de zahmet bekliyor. Adam anlamadığı zaman diyor ki çok sıkıcı diyor. Sıkıcı falan değil, sen sıkılıyorsun. Sen hazır değilsin. Donanım olarak uygun değilsin onu izlemeye. Bunu biraz kendimize bakarak yapmamız lazım. Bak çok güzel bir şey söyledin, evet. Hakikaten anlamadığımız şeylerde sıkılıyoruz. Tabii yani bu biraz şey gibi. Anlasak niye sıkılalım? Yani yarım Japonca ben size bir hikaye anlatsam dinlemezsiniz beni. Çünkü Japonca bilmiyorsunuz ama Türkçe konuşursa karşılıklı olarak beni dinlersiniz. Şimdi evet. o sanat filmlerinin ya da festival film diye sınıflandırıyor ama bana göre öyle bir şey yok. İyi film, kötü film var ama şimdi o filmlere ulaşmanın yolu ortak bir dil kurmak. Beraberce o dile sahip olmak. Yönetmenin dünyasına giremiyorsanız doğal olarak sıkılıyorsunuz ve sonra kolay olan da şunu söylemek tabii ki diyor ki çok sıkıcı film diyor. Hayır sıkıcı değil, sen sıkılıyorsun, sen hazır değilsin. Donanım olarak kendini hazırlamadın sen. Sen hazır lüpçü, televizyonda kakarikir oynasın falan, ben de izleyeyim birazcık keyif alayım falan. Ondan kaynaklanıyor bu. İzlemek sadece keyif almak da değil, değil tabii mi? Ki. İzlemek, tabii öğrenmek. Tabii. Başka bir dünyaya anlamak, girmek. Başka bir dünyaya girmek, evet. Sadece, evet biz bunu tercih ediyoruz. Televizyonda da tercih ediyoruz. Televizyonda dönemi de en çok dekorlarından, kostümlerinden dolayı da tercih ediyoruz. Şov dünyası diyoruz. Evet. Bu da bize güzel bir vakit geçirtmek için. Evet. Ama aslında evet sinemadan çok şey öğrenirsin. Arada temel bir fark var. O diziler ya da televizyondaki herhangi hı-hı. bir format görüntüyle anlatıldığı için insanlar onu görsel zannediyor. Televizyon aslında %80 sese dayalı bir format. %20'si görüntü. Bakmadan da izleyebiliyorsunuz. Bir dizinin bir bölümünü izledikten sonra hangi oyuncunun ses tonu nedir, ne yapar bunu evdeki insan ekrana bakmadan da takip edebiliyor. Ama sinema %80 görüntüye dayalı. Görüntü eğitiminden geçmiş olması gerekiyor gözün. Bizde öyle değil ki. Yani görüntüyü okuma yöntemini biz bilmiyoruz ki. Müfredatımızda yoktu ki. Gösterge bilim sinema okullarında bile yok bugün. Görüntüyü okumayı bilmeden sinema nasıl ulaşılacak sinemaya onu da ben bilmiyorum. Ya bilir kişi mi? Bunu söylüyor. Onu da ben evet, bilmiyorum diyor. Evet, yani bilir kişi. Görüntü eğitiminden geçmeli insanlar. Bu illa gösterge bilim ilkokullara konulsun demiyorum ama toplumsal yaşantımızın içerisinde renklerin, kıyafetlerin, şekillerin, biçimlerin anlaşılır hale gelmesi lazım. Bizde öyle değil ama. Değil, evet görüntüyü hakikaten bilmiyorlar. Öyle değil. Doğru. Şey zannediyor mesela televizyon için yapılmış bir filmi yönetmen televizyon yapıyor. Hadi bir tane sinema filmi yapayım diyor. Yaptığı sinema filmi aslında televizyon filmi. Ama seyirci de farkında değil, kendisi de farkında değil. Bunlar birbirinden çok farklı şeyler. Sinema çok fazla konuşmaz. Sinema görüntüyle anlatma derdindedir. Fransız filmleri neden çok bilmiyorum. Beğenilmez? Bilmiyorum. Belki çok konuştukları için. Ama o da tabii onun da farklı dönemleri var. Yeni dalga dönemi farklı, çağdaş Fransız sineması farklı. Geçmişteki o şiirsel dönem çok farklı. Evet. Marcel Carnet'lerin, Jean Vigo'ların olduğu dönem. Ya onlar gerçekten sinema. Sinemaydı yani. Çünkü onlar çok anlatıyor. Güzeldi. Evet. Evet. Ben nasıl oluyor da onları beğenmiyorlar? Hep şaşırmışımdır. İşte ulaşamıyorlar o yüzden. Seyirciyi çok fazla suçlamamak lazım. O bir eğitimdir. Gözle algılamak bir eğitimdir. Bir süreç gerektirir. Şey diyor, ben şiir sevmiyorum. Sevmezsin, şiirin başka bir dili var çünkü. Yani sen
okur yazarlığına Kemalettin Tuğcu okuyabilirsin. O yetmiyor ama işte Ahmet Hamdi Tanpınar'a ulaşmak için, oraya varmak için senin birazcık kendini geliştirmen lazım. Şart. Evet. Bunun için de en önemli şey okumamız. Tabii ki. Peki sence Türkiye okuyor mu? Şimdi sen aslında bir noktada bir de bilim adamısın. Çok kötümser değilim ben. Aslında öyle Türkiye mi? Okuyor. Yani o zannedildiği kadar kötü değil ama bizim eğitim sistemimizin hükümetler tarafından, devlet tarafından yeniden gözden geçirilip yeniden düzenlenmesi lazım. İnsanların bir defa felsefe dersi almadan, mantık dersi almadan, temel düzeyde matematik dersi almadan, dil bilim dersi almadan düşünemezsiniz ki. Ya nasıl düşünecek insan? Düşünmenin yolu bunlar. Bunları ortadan kaldırdığınız zaman düşünmeyen insanlar ortaya çıkar. Düşünmeyen insan zaten okumanın gereğine de inanmaz. Üretemiyor ki zaten. Düşünmediği gereğine inandırmak lazım. Gereğine inanmıyor. Çocuğa gidiyor, bağırıyor öğrencisine. Diyor ki kitap okumuyorsunuz. Önce kitabın niçin okunacağını anlatacaksınız. Kitabı niçin okuyayım ben? Ben öğrenci olsam kendime sorarım. Şimdi bu adam bana diyor, oku diyor da niçin kitap okuyacağım ki? Yapacağım başka bir sürü bir şeyler var. Facebook bilmem neler var. Sen bana önce okumanın bana ne getireceğini anlat. Ben Cengiz Asitürk'üm. Bir tane hayatım var. Hı hı. Eğer her şeyi bir kenara bırakıp yaşamaya kalkarsam sadece onu yaşarım. Ama kurmaca dünyalar içinden geçersem kitaplardaki, sefillerdeki Jean Valjean olursam, ondan sonra Julian Sorel olursam, kırmızı ve siyahtaki, farklı dünyalarda yaşamış oluyorum. Eşkıya filmindeki eşkıyayı olursam, onu izlersem, başka bir kimlikle yaşamış oluyorum. Bunlar insanı geliştirir, bunlar insanı insan yapar. Bunların dilinden anlarız. Bu süreçlerden geçmeyen birinin insan olması mümkün değil, sadece canlı olur. Bu süreçlerden geçmiyor insanlar. Kurmacaların içinde seyahatleri yok, yolculukları yok. Kurmacaların içerisinde seyahatleri yok. Güzel evet, laf. Yok. Yok çünkü. Bunlar olmadan nasıl olacak? Yani çocuğa siz masal anlatmazsanız, 3-5 yaşında uyurken masal anlatmazsanız, 8-10 yaşına geldiği zaman Küçük Prens'i okumazsa, Şeker Portakal'ını okumazsa, daha ileri seviyede, daha ileri kitaplar, kurmaca dünyaların içinde seyahatleri olmazsa bir insan nasıl kitaba olur ki? Kitaba nasıl atlar? Olmaz ki. Olmaz. Bu şey gibi ama yani hiç spor yapmadan 1,5 metrenin üzerinden atlamaya kalkarsanız lifiniz kopar. Kırılır bir yerler kalırsınız. Doğru. Hazırlık olmak peki ne yapmalı? Gerekiyor. Mesela ebeveynlere neleri tavsiye ederiz? Şimdi eğitimcileri alıyoruz programlarımıza. Şimdi eğitimciler diyor ki şunu şunu yapın, işte etrafta kitap bırakın, çocuk kitapla büyüsün. En azından etrafta kitap görürse... Görmek önemli. Görmek önemli. Şimdi sinemacı gözüyle doğduğunuz görmek zaman, önemli. Doğduğunuz zaman evde bir kütüphanenin olması çok başka bir şey. Kütüphanenin olması evet güzel. Benim bir hocam var, çok affedersin sözünü kesiyorum. Estağfurullah. Korkmaz Alemdar, biz üniversite birinci sınıftayken şey demişti. Babasından kitap, kütüphane miras kalmayan çocuk... entelektüel olamaz demişti. %100 doğru değil ama %90 doğru. Peki şöyle de olmuyor mu? Hiç okumamış baba. Çocuğuna da hiç kitap açılamamış ama çocuğu çok okuyan da oluyor. Olabiliyor evet. O başka bunlar bir şey giriyor onun hayatına. Bunlar ama müstesnalar kaideyi bozmuyor. Evet. Ama genele girersek deriz ki evet kütüphane kalmalı. Tabii biraz. O büyük avantaj. Şimdi Spielberg'in 17 yaşındayken bir el kamerası vardı. 30 yaşında kamerayla karşılaşan bir insanla onun arasında bir fark var. Elbette. Elbette doğru. Doğru. Öbürü hiç bilmeyecek, o zaten biliyordu. Geliştirdi sadece kendini. Doğru. Ben mesela sinemayı 18 yaşında film çekmeye başladım. Yani ilk kısa filmim 18-19 yaşında filandım ama ben doğduğumda zaten hani insanların bir kendini anımsadığı bir ilk gün vardır yani. Ben sinemada hatırlıyorum kendimi. Elimde yeşil bir gazoz şişesi. Ham meyveyi koparttılar dalından galiba filmi hatırlamıyorum ama. Bir yazlık sinemada Adana'da ses sinemasında. Çünkü babam Adana'ya gelen bütün tiyatro oyunlarına, bütün filmleri ailece götürürdü bizi. Böyle bir bağ var. 7 yaşında Lupiter bir fotoğraf makinem vardı. Onun üstünden bakarak dünyaya gözlerimi itibar açtım diyebilirim. Çok doğru. Bunlar çok önemli. Çok önemli. Biz de hatırlıyorum benim babam da annem de memurdular. Gittiğimiz bütün tayin olup gittiğimiz şehirlerde bütün sinemaları bilirdik. Babam götürürdü. Bunlar çok önemli. Sinema sevdam belki de oradan geliyor. Evet. O zamanlar şöyle bir şey vardı benim çocukluk dönemimde. Yabancı filmlere biz çok giderdik. Mesela babam, Allah rahmet eylesin, hiç Türk filmine götürmezdi bizi. Nedense Amerikan sinemasına giderdik.
Ve o filmlerle yani büyüdük diyebilirim. Bir de biz çocukken şey okurduk. Bilmiyorum senin zamanında var mıydı? Biz kitaplarımızın arasına Texas Tom Mix koyar okurduk. Onlar bile o kadar faydalı ki. Tabii ki canım. Onlar bile o Texaslar Tom Mix'e o çizgi karakterler bile. Sinemanın bizlere, atası. Atası değil mi? Onlar bile bizlere neler ilave etti. Ben çok şanslıydım ya. Düşünüyorum hakikaten şükretmem için çok büyük nedenler var. Benim annem ve babam olağanüstü insanlar. Ben o yüzden ne herhalde güzel. Mesela o kitabın arasına falan koymama gerek olmazdı ki. Bana zaten oku denirdi. Ay harika. Yok biz o kadar hür değildik. Evet. Gizli okuyorduk kardeşimle gerçekten. Evet. Çok da hoşuma giderdi. Evet. Biz gizli okurduk. Kızıyorlardı çünkü. Gizli yapılan şeylerin tabii ki tadı başka. Evet evet. Çok da hoşumuza giderdi evet. Ama onlardan bile o kadar çok şey öğrendik ki. Evet. O işte okumanın hiç şeyi yok. Oku da ne okursan tabii. Oku. Yani oku tek, oku evet, her Müslümanım zaman Müslümanım diyor, Kur'an-ı Kerim okumamış. Ben diyor Marksistim diyor, Das Kapital okumamış. Tuhaf bir dünyada yaşıyoruz hakikaten, çok tuhaf. Atatürkçüyüm falan diyor, Nutku okudun mu? Hayır. E nasıl oluyor yani anlamadığın bir şeyin nasıl şeyisi oluyorsun, takipçisi şöyle oluyorsun? Bir şey oluyor mu? Biz kolaycıyız ya, okumaktan ziyade okuyan birinin bize anlatmasını tercih ederiz. Kulaktan dolma şeyleri, o da doğru anlatmaz zaten. O da birinden dinlemiştir. O öyle yukarı mahallede birinci söylenip... Birinci kaynağa gitmek önemli. Evet. Onun için de doğru bilgilere sahip değiliz. Ama gerçekten bak Kur'an-ı Kerim'de ilk ayet oku diye gelmiştir. Hangimiz Kur'an-ı Kerim'in başından sonuna kadar hani Arapça hocalar hatim indirmişlerdir elbette de Türkçesini okuyup ondan ders almışızdır. Ya da dediğin gibi Nutku kim okumuştu Nutku? Çok durum vahim. Yani adam Müslüman olmayı Arap olmak zannediyor. Hiç öyle yani konuşacak bir şey yok yani. Evet, evet. Bir taraftan diyorsun ki evrensel bir din diyorsun. Kendin söylüyorsun. Sonra dönüyorsun. Arap'la sınırlamaya kalkıyorsun. Yok öyle değil. İşte Türkçe okuyacaksın. Zaten okuduğun zaman şunları anlıyorsun ki her okuduğun her ayet dua değil. O kadar güzel mesajlar var ki içinde, öyle güzel anlatılar var ki Türkçe okuduğun zaman Arapça ezberliyorsun zaten. Bilmiyorsun ki Arapça bilenler anlıyorlar yani tabii. En az iki kutsal kitabı okumadan roman yazılmaz, film çekilmez. Ayıptır, gerçekten ayıptır. Yani sen İncil'i, Kur'an'ı ya da İncil'i, Tevrat'ı ya da Kur'an'ı, Tevrat'ı okumadan nasıl film çekiyorsun? Nasıl roman yazıyorsun? Niye yazıyorsun? Yaşasın, şanslıyım. Ben çok şanslıyım. Ben demek çok da kızgınım. Ya aslında çok okudum mutluyum. Bunları çünkü o Allah'ıma hamdolsun. Evet ben birkaç tane de Kur'an-ı hani Kerim'den şeyde, başka İncil ve Tevrat'ı da okudum. Oh ne güzel şanslıyım. Fuayede otururken de hani konuşmuştuk ya. Ben çok mutlu bir insanım. Hakikaten mutluyum. Şükürler olsun ama çok kızdığım şeyler var. Günümüzle ilgili de mesela bu yani sinema, roman ya da günlük hayat da çok önemli. Adam bakıyorsun Osmanlı'yı seviyor, Cumhuriyet'in düşmanı. Cumhuriyet'i seviyor, Osmanlı'nın düşmanı. Buna anlatmak gerekiyor. Ta Orta Asya'dan geldin, Selçuklular var, Osmanlılar var, Cumhuriyet. Bu zincirin devamı birbirine. Bunu ben hep anlatıyorum. Bravo, ay ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Hani ya, diyor ya, bu bir zincir, halkaların devamı hani, bu. Hani diyor ya, bir zincirin gücü en çürük halkası kadardır. Bunlar evet. Zincirin halkaları. Biri çürükse zincir kopar zaten. Kopuyor. Böyle olduğunu zannediyor. Yani ben Osmanlı'yı seviyorsam Cumhuriyet'i sevmemem gerekiyor galiba diyor. Ben hepsini seviyorum. Deli miyim ben? Hepsini seveceğiz zaten. Oradan hepsini geliyoruz. Devamı zaten. Devamı oradan geliyoruz zaten. Ben de bunu o kadar uğraşıyorum ki. Şimdi Osmanlı'ya ait birçok ne kadar iyi oldu. Biraz kendime anlatayım. Sen fırsat verdin. Ben de bu vesileyle bunu da anlatmış olayım. Gerçekten sağ ol. Şimdi ben Osmanlı'ya ait kitaplar yazıyorum. Şimdi başka kitaplar yazıyorum. Bizim Türk boylarını anlatıyorum. Bana hemen okurlarım. Sen niçin Türk boylarını yazıyorsun? Sen Osmanlı yazarısın. Böyle bir şey yok. Ama olmaz ki sen Cumhuriyet'i yazamazsın. Böyle bir şey yok. Bunlar birbirinin devamı. Üstelik biz yazarsak hepsini yazacağız. Ama bırakın yazar olmayı. Biliyoruz ki hakikaten senin söylediğin gibi bunlar devamı birbirine. Osmanlı büyük bir anısal zenginlik. Sen bundan bağımsız nasıl düşünebilirsin? Nasıl olur? Bilmiyorum ama hakikaten. Ondan önce muhteşem. Ondan önce bir şey düşünsene. Ta git. Bırak Türkleri çık da Sümerlere kadar gidiyorsun. Yazacaksın.
biz ucundan nereden gelmişiz, nerelere gelmişiz, nasıl gelmişiz? Bunun için de okumak gerekiyor. Yine geldik aynı şeye. Okumak gerekiyor. Peki bu filmleri yapanlar, bu sinemacılar okuyorlar mı? Ya ben dedim yani 5 kadar yapımcı gerçekten var. Entelektüel düzeyi yüksek, dünya algısı yüksek insanlar var ama büyük çoğunluğu da seyircinin düzeyinde değil, seyirci çünkü başka bir yerde. O kadar çok fazla seçeneği var ki seyircinin. Çeşit de çok seyirci çok de. Fazla. Onlar tek kişiler. Evet. Seyirci çok bir insan. Evet. İşlerinde. Bir de tabii seyirci de artık seçiyor. Tabii ki. O da güzel. Yani eskiden daha böyle hadi güruh gidiyoruz, film geldi gidelim. Artık öyle değil. Artık biraz daha kim bizler de... Kim oynuyor diye bakıyor, hangi kim yönetmen oynuyor? Çekiyor, kim yazmış, bravo. Ne anlatıyor, derdi evet. Ne? Evet. Şimdi mesela çok önemli yönetmen isimleri. Çok önemli. Tabii yine de her zaman olduğu gibi başrol oyuncusu gişe yapıyor. Peki sen bir yönetmen olarak oyuncuları seçerken bunları düşünüyor musun? Şu oyuncuyu alırsam gişemiz çok olur. Ama sence yani benim parayla çok işim olmaz. Düşünmüyorum gişeyi ama o filmin iyi bir film olması için kimlerle çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama ara ara da yapımcı mesela diyor ki bak o değil bunun reytingi daha yüksek falan diyor. Onu göz önüne almak zorundasın. Çünkü o adam para yatırıyor ve para kazanmak istiyor. Bu son derece doğal bir şey. Yani ayakkabı üretip ayakkabı satan adam nasıl para kazanmak istemesi İsterse. Hak ve helalse yapımcının da onu yapması son derece normal. Bunları karşılıklı anlamamız lazım artık. Doğru. Yani sanat filmlerini, festivale giden filmleri küçümsememeyi nasıl öğreniyorsak sinemanın bir sanayi olduğunu da asla unutmamamız lazım. Ciddi bir sanayi. Büyük paralarla senin. Yapılan bir iş. Evet. Ciddi bir sanayi. Evet. Öyle değil mi? Dünyanın belirli ülkeleri sadece sinemadan kazançlarını sağlıyorlar. Tamam. Hindistan'da bir sinema sanayi var ki. Evet. Aman yarabbim. Buna saygı duymak lazım. İnsanların bunun üzerinden para kazanma arzusu son derece normal. Bunu anlamamız gerekiyor. Anlamamız gerekiyor. Peki starların aldığı o kocaman kocaman rakamları da anlamamız gerekiyor mu? Bence çok büyük para değil onlar. İnsanlar öyle zannediyor. Kendisinin aldığı para işte ayda 3000 liraysa onun haftada 70.000 lira almasını. O oyuncu, o başka bir dünyanın insanı. Hmm. Çok daha fazla almalılar bence. O zaman oturup da seçme şansları olsun. Para için gidip oynamasın şimdi. Desin ki bu senaryo bana uyuyor, oynayayım. Oynamadığı zaman, yani çalışmadığı zaman kendini idame edecek şurada parasının olması lazım. Oyuncudan bahsediyor. Çok kazanması lazım. Yönetmenin de çok kazanması lazım. Bir de örnek lazım. İnsan bunlar tabii. Doğru söylüyorsun. Yani Brad Pitt seçiyor senaryoyu. Hı hı. Her yıl film yapmak zorunda değil. Ama değil çünkü parası var zaten. İyi para kazanıyor. Bizim oyuncular ama bir taraftan dizide devam ediyor, bir taraftan filmde devam etmek zorunda. Tiyatro yapanların çoğu evet. Dizide oynamak evet. İstiyorlar ki. Bence çok fazla para kazanmalar lazım. Bir de şöyle bir şey var, tiyatro yapan tiyatrocu arkadaşlarımız da var, şunu da söylüyorlar. Diyorlar ki dizide oynadıktan sonra tiyatroya da izleyicimiz çok geliyor. Tabii o da var, birbirini harekete geçiren şeyler. Ama yani ben de aynı senin gibi düşünüyorum. Eğer oyuncular yüksek para rakamlarda paralar kazanıyorlarsa, ben de aynı senin gibi kazanmalılar diyorum. Dünyanın her tarafında televizyoncular, sanat alanında hı hı. Çalışanlar, akademisyenlerin gelir düzeyi yüksektir, daha müreffeh yaşarlar. Biz hariç. Evet, Türkiye hariç. Yok, Türkiye'de yine belirli bir kesim. Sizlerinki enteresan, sizler yapanlar, yazanlar ama yönetenler ama onlardan ziyade oyuncular kazanıyor. Bilmiyorum, dünyanın birçok yerinde yok. De ben böyle. Az bile kazandıklarını düşünüyorum. Daha fazla kazanmaları, seçmeleri lazım. Her zaman oynamamaları lazım. Para için gidip bir işi yapmayacak lükslerinin olması lazım. Evet. O zaman tercihlerini daha doğru yapacaklar. Tabii. Daha tabii. Doğru şeyleri aktarabilecekler. Tabii. Daha güzel işler tabii. İzleyebileceğiz. Evet. Birkaç oyuncu var mesela. İsimlerini söylemeyeceğim ama. Mesela senaryo geliyor. Diyor ki ben bunu oynadım diyor. Bu karakteri ben oynadım. Bu bitti benim için diyor. Bana başka bir şey getir. Mahalle bekçisini getir. Ya da bir katili getir. Ya da ailesini kurtarmaya kendini adamış bir baba olayım ben diyor. Senin getirdiğin diyor şey, banka müdürü, ben onu oynadım diyor. O bitti benim için. Doğru ama değil mi? Bence doğru. Bence de doğru. Öyle çünkü ya. Kurmaca dünyalar yaşamdan daha matah.
Ne güzel ya, doğru. Ama kısa da olsa orada yaşıyorsun, o hevesi Evet, alıyorsun, onu hissediyorsun. Biz yazarlar da bu anlamda şanslıyız. Ben yazdığım tiplemelerin çoğunu yaşıyorum. Tabii. Onlarla birlikteyim. Hatta bazen çok güzel, böyle çok hoşuma giden şeyleri de yazmaya çalışırım ki kısa da olsa onun içinde olabileyim diye. Kısa bir ara verelim, devam edelim. Romancı, yönetmen arkadaşım Cengiz Asiltürk'le birlikteyiz. Sinema konuşuyoruz ama artık biraz da kitaplardan konuşalım. Buradaki kitap Sıralanmış Zamanın Gölgesinde. Bu benim bildiğim kadarıyla senin ilk kitabın. Evet. Şöyle bir şey yapsak, çok güzel kitaplarım var. Hem Sağ roman ol. Tadında kitaplarım var, hem de diğer anlamda, akademi anlamında kitaplarım var. Ben sana desem ki, bana biraz kitaplarından söz et desem, bundan başlayarak sıralayabilir misin? Belki daha öncesine gitmek Daha lazım. öncesi, Evet. tamam. Benim basılan ilk kitabım Ova Yayınları tarafından basıldı. 17 yaşındaydım, lisedeydim. Öyle mi? Ne Evet. kadar erken yaşta, Evet. bravo. Öğretmenlerin büyük şeyiyle, yönlendirmesiyle öyle bir cesaret ettim. Ova Yayınları'na gittim. Onlar da sağ olsunlar beni reddetmediler. Basılmaya değer buldular. İkincisini üniversitede, ikinci sınıftaydım galiba. İsyan Çiçeği diye bir kitabım çıktı. Tabii. Sonra uzunca bir ara verdim. Bastırmamak için de özellikle şey yaptım, kolladım zamanı. Çünkü onlardan çok memnun değildim. Belki böyle biraz heves, gençlik hevesi, kitabım çıksın duygusu ağır bastı diye düşündüm. Sırlanmış Zamanın Gölgesinde ve Ölü Yaprak Vuruşu'nu ikisini beraber İnkılap Yayınları roman yarışmasına Ölü gönderdi. Yaprak Vuruşu, Evet. onun bir şeyi vardı değil mi? Defalarca mı tekrarlandı? Yeni baskılar mı Yok oldu? yok. O şey ilk baskısını önümüzdeki hafta çıkacak o. Ha, Evet, Ölü Yaprak Vuruşu. Sırlanmış Zamanın Gölgesi Sırlanmış ile Zamanın bunun Gölgesi. gölgesinde. İkisini işte ben İnkılap Yayınları'nın o roman yarışmasına göndermiştim. Editörleri Şafak Barış'tı. Benim hayatımda da çok önemli yeri olan bir hanımefendi kendisi. Onun üzerinden daha fazla işte kitaplar üzerinden konuştuk oraya gönderdiklerimle ilgili. Çetin Altan şey demiş, jüri başkanıydı roman yarışmasında. Demiş ki bu iki romanı aynı kişinin yazdığına beni yeryüzünde kimse inandıramaz. O kadar farklı ki Enteresan. bir tanesi işte dağlarda dolaşırken bir yere konuşlanıp orada kendi medeniyetlerini kuran 37 kişilik bir aşiretin hayatını anlatır Sırlanmış Zamanın Gölgesinde. Bu. Evet. Evet. Enteresan bir Hayatı konu ama. evet olup biteni yani bugün de bizim yaşadığımız hayat olup biteni yeniden çek etme anlamında belki. Mesela ilk defa bir adam kadına çiçek veriyor. Herkes şaşırıyor. Niye verdi ki çiçeği diyor. Bunun anlamı ne olabilir filan diyor. Evet. Onlara filan Ay sorguluyor. çok güzel Evet. ya. Evet. Mesela 12 yaşında bir Çakıl Ali var. Sapanıyla gökyüzüne taş atıyor. Gökyüzü kırılıp üstlerine dökülüyor filan. Wow, güzel. Evet. Sonra bir kadının kocanın elindeyken iktidar o konuşlanıp göçen insanların arasında iktidarın nasıl el değiştirdiğini anlatan bir serüveni var. Diğeri de Ölü Yaprak Vuruşu tamamen şehirde doğup büyümüş akademisyen bir insanın hayatını anlatıyor. Ben 84 yılında başlamıştım onu yazmaya işte 17-18 yaşındaydım ama benim hayatım giderek o adamın hayatına benzedi. Aa, Okuyunca güzel. kendini mi yazdın diyebilirler Bu ama kadar uzun sürede tabii. yazdın. Ama onların arkasına bakarsanız şeyin Aralarında bir orada bir şey dikkatimi çekti. evet. Zaten bazı kitaplarda şu tarihler Tabii o arası öyle. var. Tabii. Yani Evet. 22 yılda yazdım ben onu. Evet yani bunlar çok enteresan. Peki Enteresan değil bence. Olması gereken o. İnsanlar akşamdan sabaha kitap yiyor. Niye ama yazıyorlar? öyle değil. Bilmiyorum. Öyle değil ama Bilmiyorum. şimdi 22 yılda başladığın ana fikir Evet. ve senin üzerine edinimlerin, işlenmişliğin 22 sonra yıl sonra içinde bunlar çok gelişti, çok değişti. Tabii. Evet. Nasıl toparlıyorsun? Bilmiyorum işte ben vallahi bir insanın hani kendisiyle ilgili iyi bir şey söyleyecekse benim kendimle ilgili söyleyebileceğim en iyi şey ama aynı zamanda belki en kötü şey tuhaf bir belleğim var benim. Çok tuhaf. Hiçbir şeyi unutmuyorum. İlkokulda olan bir şey bir saat önce olmuş gibi filan.
Hissediyorum yoruyor mu peki bu seni? Sanırım yoruyordur. Ben şu an şikayetçi değilim ama sanırım yoruyordur. Çünkü benim kız kardeşim de senin gibi. Ama var, o der ki var böyle insanlar rahat var. Rahat için içim rahat etsin. Yo var. O da der ki yani ben neredeyse 2 yaşımı hatırlıyorum. Ve evet biraz önce senin söylediğin gibi 1 saat önce yaşamış kadar net evet. Hatırlıyorum. Bu değişik bir şey. E o zaman tabii ki böyle kitaplar yazarsın. Evet. Çok fazla yani güzel böyle akşamdan sabaha bitsin de basılsın gibi dertlerim artık. 17 yaşında bitirdim ben onu. İsterse basılmasın. Yazma süreci bence çok önemli. Yazdığın süreç önemli. Hani başarı derler ya topluma. Bizim çocuk çok başarılı falan. Çok mutlu olmak istiyorum. Mutluluğun ne olduğunu bilmiyorsun ki nasıl olacaksın. Başarı diye bir şey var mı bilmiyorum. Ne yaparsak başarılı oluruz. Ünlü olunca mı başarılı olacağız? Çok para kazanınca hiç mı başarılı? Hiç alakası yok. Ünlü olmayla başarılı olmanın. Yazma süreci başarıdır. Yani tamam evet kafamdakine yakın bir film oldu. Kafamdakine yakın. Belki %100 değil ama hemen hemen. Peki filmi çektin. Roman kendi oldu. Romanından senaryo haline getirdin. Evet. Filmi de çektin. Bitti. Evet. İzledin. Oh ne güzel. Hani %99 diyelim ki istediğin evet. gibi olmuş. Evet. O zaman mutlu değil misin? İşte o da zaten üretim çok süreci. Nasıl? Üretim süreci. Bitmeyen bir şey. O da bitmeyen bir şey. Evet. Doğru. Çünkü filmler ya da romanlar yaratıcısından belki bağımsız ama izleyicisinden asla bağımsız değil. Kendi yazdığınız bir romanı yeniden okurken siz onu yeniden yazıyorsunuz zaten. Evet. Ya bitmiş olmuyor. Olmuyor. Bu sefer okuyucu ya da seyirci konumundan bakıyorsunuz. O süreç sürüyor. Evet. Ama izlemediğim zaman o film orada. İzleyici izliyor, ben dışarıdayım. O benden bağımsız artık. Ona bir şey yapamam ki. Onlar yapabilirler. Onlar. Peki şöyle bir şeyi de çok merak ederim. Ben de inşallah ya Rabbim bir gün nasip olur bir yazdığımı yönetmek çok istiyorum. Ve çok ciddi çalışma yapıyorum bu konuda da. Şimdi sinemada ekran şeyde perdede bütün bu emekler yazdın, çizdin, oynadı, oynandı falan. Orada bir sürü insanla izliyorsun. Onların tepkilerini takip ediyor musun? Ediyorum. Çok kötü şeyler söyleyenler de var. Olağanüstü şeyler söyleyenler de var. Herkesin aynı düşünmesi mümkün değil ki. Mesela Kanada'dan bir kırılıyor konuşan musun peki? Hiç kırılmam. Şey. Öyle mi? Niye kırılayım ki? Yani o kendi algısına göre bir şey söylüyor. Ama ben ne yaptığımın farkındaysam dert değil. Ben ne yaptığımı biliyorum. Onun kalibresini ben biliyorum. Belki abartıldığı kadar değil ama o kötülediği kadar değil. Anlamadın sen. Henüz biz buluşamadık. Aynı dünyadan insana değiliz orada. Evet. Mesela Van Gölü Film Festivali'nde izlemiş adam. Kanada'dan beni aradı. Dedi ki hayatımda izlediğim belki en iyi film değil ama en enteresan film. Çok ilgilendirdi beni. Burada bir festivalde göstermeyi ben de istiyorum. Aracı oldum falan dedi. Öyle gitti film. Ama bazıları da diyor ki yani çok sıkıldım izlerken. Canın sağ olsun ne yapabilirim ki sen sıkılıyorsun. Sıkılma. Ne yapabilirim? Ne yapayım yani herkes aynı şekilde evet. Memnun etmek zaten mümkün. Ama her şey öyle değil mi hayatta? Yani şu bardak kimileri bunu sever. Ben mesela büyük cam bardakları çok severim. Takıntım vardır mesela. Bundan daha küçük bardakları su içmeyi istemem. Susuz dururum yine içmem. Hakikaten şöyle büyük bardaklarda evet. Su içmek çok keyifli. Ama her şey öyle. Kitap da öyle, film kitap de öyle, öyle, şiir de öyle. Evet. Peki bu kitap kapaklarını kim seçiyor? Vallahi onu yani çok güzel. Minimal Yayınları'nın kendisi seçti. Sana da diyorlar ki evet. Böyle bir kapak evet. Sen de şey yapıyor musun? Evet. Yani Tansel Bey, Tansel Mumcu. Dedi ki ben bunun olmasını istiyorum. Ben başka bir şey önermiştim. Ben dedi bunun olmasını istiyorum. Çünkü de ben bunu ticari bir şey olarak yaptım. Elbette. Dedim, haklısın çünkü yani. Neticede ticari diyoruz ama evet. Çok okura ulaşması gerekiyor. Evet. Çok emek veriliyor çünkü. Evet. İşte bunun yani abinesi ben de sevdim yani kapağı hakikaten güzel sevdim. Değil mi kapağı? Benim kitaplarımın fotoğraflarını genel olarak romanları Sefa Çeliksap çekiyor fotoğraflarını. Mesela şu Sefa Çeliksap'ın fotoğrafı. Bu da çok güzel bir resim. Evet. Çok güzel. Sinema kitaplarının da Burak Buyan var. O da arkadaşım üniversitede. Hı. Müthiş bir fotoğraf sanatçısıdır Burak Buyan. Onun çektiği fotoğrafları koymaya çalışıyorum şeye bilimsel kitaplarıma. İşte onlardan isterseniz devam edelim. 3 tane. Hı. Evet o şey kitap romanların konusunda, yanında 3 tane evet. Bilimsel kitap. O bilimsel var işte. Kitaplar nasıl? İşte ne? İlki sinemada diyalektik kurgu. Ile ilgili, sinema diliyle ilgili doğrudan. Hı. İkincisi sinemada şiirsel anlatım, o da sinema diliyle, anlatım biçimiyle ilgili.
Üçüncüsü de sinemada yaratıcı yönetmen. Ben böyle bir üçlemeyi üniversite birinci sınıftayken düşünüyordum. Yani önümüzdeki yıllarda işte bu üç kitabı yazmalıyım. Bu alanlarda benim kitaplarım olmalı falan diye. Bunu ne zaman düşündün? Üniversite birinci sınıfta öğrencisiydim. Birinci sınıfta falan. Ve kaynakları falan işte biriktirmeye başlamıştım. Gazete yazıları, kaynaklar, kitaplar vesaireler. En sonuncusunu işte o üçlemenin tamamlanması geçen yıl oldu. Kalkedor yayınlarından çıktı o sinemada yaratıcı yönetmen. O süreç onunla bitti. Şimdi işte yeniden romanlara döndüm. Bu Suriyeciler Şah Zekeriya Efendi yazıyorum. Evet, o, şimdi neyi yazıyorsun? O konuda biraz konuşalım. Suriyeciler Şah Zekeriya Efendi biraz biraz değil, epey iddialı bir konusu var. Çünkü Batı kültürüyle Doğu kültürü hemen hemen her anlamda kıyaslandı, üzerinde tartışıldı, konuşuldu, kavgalar çıktı, tartışmalar çıktı. İşte bir tarafta teknoloji gelişti, öbür taraf geri kaldı, bir tarafın bakış açısı daha farklı, öbür filan. Ama suretler üzerinde net bir fark varken Doğu ile Batı arasında, onunla ilgili hiçbir çalışmanın ya da bir roman çalışmasının bile yapılmadığını ben naçizane gözledim. Doğu daha çok şey üzerinden gidiyor. Yazı ve söz üzerinden gidiyor. Anlatarak yaratıyor kafamızın içindeki imgeleri. Batı doğrudan görüntüye daha fazla dayalı. Evet, doğru. Mesela fotoğrafın orada çıkmış olması, ortaya çıkmış olması hiç tesadüf değil. 19 Ağustos 1839 galiba ilk fotoğrafın çıkması. Ortaya çıkması. Doğu'da bununla ilgili hiçbir çalışma yok. Batı'da 1895'te hareketli hale geliyor fotoğraflar, sinema ortaya çıkıyor. Hep o taraftan alıyoruz. Ama Doğu'da müthiş zengin bir şey var. Anlatı sanatı var. Müthiş zengin. Şimdi bunu biraz da hani fotoğrafın günah olması, Doğu'yu derken özellikle İslami mesela, kesimde evet. Onların evet. Kesin etkisi var. Mesela o Suriyeciler Şah Zekeriya Efendi de Zekeriya Efendi bir suret uzmanı. Gördüklerini hayali bir okul orası, bir üniversite, onun sahibi çok zengin bir adam. Tek derdi dünyaya çok büyük bir miras bırakmak. Yapılmış bütün tabloların birebir aynını kendisi de yaptırıyor ve bir yere koyuyor. Onlar kalsın dünya mirası olarak diye. O arada şöyle bir iddiası var. Hile sanatı vardır ya, Peygamber Efendimizin suretinin kuşaktan kuşağa konuştuğumuz zincir gibi aktarla gitmesi filan. Bütün saflığıyla, bütün masumiyetiyle, bütün inancıyla Zekeriya Efendi diyor ki, Peygamber Efendimizin mükemmel tek sureti benim kafamda diyor. Önceki insanlarda vardı, aktarılarak bana geldi ve bir tek bende var. Benim bunu aktarabileceğim insanın çok güvenilir biri olması lazım. İşte kendi üniversitesinde çalışan bir profesör var, Nuri Eyüp Efendi. Mesela ona hiç güvenmiyor. Ben diyor ona anlatırsam bunu mutlaka çizer ve satmaya kalkar diyor. En genç olan bizim romanın asıl kahramanı olan Rüstem var. Ona. Diyor ki bunu sana anlatacağım diyor. Rüstem de 1910 yılındayız romanın sonunda. 1910 yılında ve Rüstem 110 yaşında o çocuk olan. Ve o da hocasının aynı acısını yaşıyor. Ben diyor güveneceğim biri var mı bunu anlatacağım? Yoksa benle beraber toprak olacak falan diyor. Eyvah, eyvah, eyvah. Böyle bir seri. Çok iyi bir. Vallahi çok iyi. Wow, nasıl bir şey böyle dünya. Nasıl içindesin ve nasıl güzel, doğru ve çok güzel. Ne zaman yayınlanacak? Dış dünyayla kafanızı fazla kirletmemeniz gerekiyor. Kendim için söylüyorum. Vallahi bunu hiçbir yayın eviyle konuşmadım. Bilmiyorum, herhalde önümüzdeki yıl falan olur bu. Öyle mi? Evet. Peki şey var mı kitapların okurlara ulaşmasının şu aylarda çıkarsa daha iyi oluru sence var mı? Onları ya da yayın evinin işte sahipleri bana söylüyor. Dur bakalım diyor. Dur diyor. Bu sırası değil. Şu ay gelsin falan. Ben tabii bilmiyorum onları. Şey de diyorlar mesela, yayın evi diyor ki hayır, bu ay senin yazdığın türde kitabın çok okur zamanı onları değil. Onlar biliyorlar. Ben bilmiyorum. Onlar biliyorlar. Evet. Öyle diyorlar. Onların hayır, olması da gerekiyor aslında. Hakikaten olması. Sinema içinde, edebiyat içinde olması gerekiyor. Bunların gözlenmesi gerekiyor. Niçin yazın yeni filmler vizyona girmez? İşte galiba insanlar herkes tatile gidiyorlar filan. Başka dertleri var insanlar. Ya ben bunu hiç anlamıyorum. Yani televizyonu da anlamıyorum. Neden yazın televizyonlar normal programlarına devam etmezler? Türkiye bu kadar zengin mi? Herkes tatile gidebiliyor mu? Herkes evinde oturuyor. Evet. Memurlar gene çalışıyor. Evet. Çalışanlar gene çalışıyor. En fazla belki bir hafta bir akrabasına, köyüne, kentine gidiyor.
ya da çok zenginler zaten. Televizyonla şunda buna alakaları yok ki. Ben bunu hiç anlayabilmiş değilim. Ne diyorsun? Oyuncular falan da çalışmak istemiyor galiba. Belki bak, bravo. Oyuncular tatil yapmak istiyor. Evet, belki. Ya da televizyondaki bazı şeyler diyorlar ki yeter çok çalış. Hani derler ya sezonu açalım. Evet, evet. Sezonda bunun yeni belli bir mantığı vardır. Muhtemelen vardır. Vardır değil mi? Evet. Benim bir türlü kabul etmediğim mesela benim bir matematik. TRT'de olduğum yıllarda diziler 13 bölümdü. 14 değildi, 12 de değildi. Niye 13? Bilmiyorum, öyle. Herhalde 13 haftalık düşünüldüğü zaman belli bir tarihte başlayıp belli bir tarihte bitmiş. Şimdi de öyle. Evet. Şimdi ben biliyorum işte bazı yerlere senaryo veriyoruz. 13 bölüm istiyorlar. Niye? 13 ne? Uğurlu rakamları mı 13? Aynen. Bakmak lazım. Senaryo. Şimdi bir yere veriyorsunuz. Sen öyküyü anlatıyorsunuz kısa. Evet. Sinopsis. Evet. Senaryo. Treatment. Evet. Sinopsisler. Evet. Peki sizce alan kişi bunların hepsini okuyor mu? Yok, sadece öyküyü mü okuyor? Kişileri bilmiyorum ama ben hani programın başında da söyledim, ben TRT1'in koordinatörlüğünü yaptım, drama koordinatörlüğünü bir dönem. Oraya gelen bütün senaryoları okudum ama şöyle değil yani, hani kahvaltıda yumurtanın yarısı çürük çıkarsa en altına kadar gitmezsiniz. Niye gidesiniz ki, çürük duruyor burada. Şimdi orada birinci bölümü okuduğunuz zaman zaten size bir şey söylüyor. Ben olurum ya da olmam diyor. O zaman onu orada kesiyorsunuz, raporunu ona göre yazıp gönderiyorsunuz. Ben okuyordum gelenlerin hepsini, hatta şu kadar şeye bir sinopsis yazıp, ama sinopsisin ne olduğunu da bilmiyor, şey yazmış. Mutlu bir aileyken işte koca ayrılmak ister diyor. Bin tane var bundan. Yazsan ne olur, yazmasan ne olur bilmiyorum. Onları bile ben okuyup, ciddiye alıp, raporunu yazıp gönderiyordum. Diyordum işte bu böyle böyle yazmışız ama bundan bir şey olmayacağı düşünüldü falan diye. Peki bir de ders verelim şurada kısacık da olsa. Sinopsis nedir? Sinopsis filmin en kısa özetidir. Ama bizde şey diyor, 4 sayfa sinopsis istiyorum diyor. 4 sayfadan 4 saatlik film olur. Sinopsis dediğiniz şey, benim genel geçer söylediğim bir cümle var, onu tekrarlayacağım. Genç bir kız evden kaçar, ertesi gün cesedi bulunur. Bu kadardır sinopsis. Bunun içerisinde çünkü dramatik örgüye ait her şey var. Ne yani, yazarsan yaz da olur. Tabii evden kaçıyorsa kurkular, bir engeli var. Evet, niye çıkıp gitmiyor da kaçıyor? Evet, neden kaçtı? Kaçabiliyorsa yardımcısı var. Muhtemelen var. Baba engel, anne yardımcı kıza. Ya da bir aşkı var. Evet, gidecekse bir yere gidecek. Gidecek. Orada bekleyen belki bir erkek arkadaşı, nişanlısı var falan. Var. Peki niye öldü? Gece tek başına eve dönmeye kalktı. Oğlan bırakmak yerine hadi sen git falan dedi. Bir taksiye bindi, başına bir şey geldi falan. Ya da sonra morg girecek işin içine, polis girecek, takibat girecek bilmem. Senaryoda gerekli olan her şey var orada. Ama öbürüne bakıyorsun, senaryo yazıyor. Diyor ki evi terk eder, mutlu olmak ister. Ne oldu yani, başına bir şey gelmedi ki. Neyi yazacağız biz şimdi? Öyle ya, evi terk eder, doğru. Evet. Peki, senaryo yazarken neye dikkat etmek gerekiyor? Senaryonun bir kalıbı var. Aristoteles'ten günümüze kadar. Hep aynı. Hep aynı neredeyse. Hep aynı. Evet. Campbell diye bir adamın bunu biçimlendirdiği, şekillendirdiği, ayrıntılandırdığı bir kitabı var. Yazarın Seyahati ya da işte Kahramanın Yolculuğu diye. O iki kitaba bakılırsa senaryo zaten belli nasıl yazılacağı. Teknik. Şimdi keşke zaman olsa, ben size Babam ve Oğlum filminin, Büyük İskender filminin, ondan sonra Mahsun Kırmızıgül'ün bu son filmi, Mucize'nin aynı senaryo olduğunu ben size anlatayım. Aynı senaryo. Ama dışarıdan baktığınız zaman hiç alakası yokmuş gibi görünüyor. Evet. Bunun bir yazma yöntemi var. Ama Türkler maalesef her eline kalem alan yeniden bir yöntem geliştirmeye çalışıyor. 50 tane konuyu aynı senaryonun içinde anlatmaya çalışıyor. Senaryo bir tek bir şey anlatır. Ben küpe atmak istiyorum. Babam da karşı çıkıyor. Annem de destekliyor. Kız arkadaşım diyor ki tak diyor, iyi olur falan diyor. Bunu anlatırsınız. Filmin sonunda ben küpeyi ya takarım ya takamam. Konuk sadece küpedir. Tabii ya, bunun içerisine tutup babamın metresini, annemin eski aşkını falan koymanın manası yok ki. Ama böyle istiyoruz. Sinema öyle bir şey değil çünkü. Sinema değil, evet. Televizyon böyle çünkü uzaması için. Televizyon dizi ayrı, başka bir şey demiyorum ben. Çok uzatmamız için çok tabii, kişi ve çok olay. Ama sinema değil, doğru. Tabii. Fakat biz sinemada da aksiyon olsun istiyoruz. Vurulsun, kırılsın, dökülsün, tabii. Bir şeyler olsun istiyoruz. Tabii o yani gerekiyor. O zaman o kız dışarı çıktı ya, kızı kaçırdılar. Babam ve Oğlum filmi, küçük Deniz'in büyük babasından bir odası istenir. Film onun üzerine kurulur. O çocuğun bir odası olacak mı, olmayacak mı? Filmin sonunda onun bir odası olur. Evet.
Ama o kadar akademik konuşuyorsun ama ki. Ama böyle. O kadar teknik konuşuyorsun böyle ki. Ama. Şimdi senaryo yazan biri olarak ben şimdi düşünüyorum. Aa, evet çok doğru. Bir şey söyleyeceğim. Çok kısa özetliyorsun ama evet, doğru. Bir şey söyleyeceğim. Mahsun Kırmızıgül'ü ben çok seviyorum. Çok da takdir ediyorum. İnanılmaz iyi bir gözü olduğunu da düşünüyorum. Sinemacı gözü. Ama şimdi bir tane filmin hangisiydi o? Beyaz Melek'ten sonraki. Eşcinselliği anlatıyorsun. Şey Bitlis'te yok, güneşi yok, gördüm. Güneşi gördüm. Eşcinselliği anlatıyorsun. Ondan sonra Türk askerinin evet, doğu insanlarımıza bakışını anlatıyorsun. PKK'lıların bu tarafa bakışını anlatıyorsun. Hızını alamıyorsun, yurt dışına giden adamların derdini anlatıyorsun. Çocuk çamaşır makinesinin içinde ölüyor, makine insan yabancılaşmasını anlatıyorsun. Bunların hepsi ayrı ayrı film konusu. Bu, hepsinden bir film olur. Tabii ki. Hepsini bir arada anlatırsan olmaz. Sinema böyle bir şey değil. Evet, sinemanın kuralları, yani, kalıpları var. Mahsun Kırmızıgül beni bağışlasın. Hakikaten çok seviyorum. Müthiş bir gözü var. E tabii o Türkiye'nin kadar müthiş. Türkiye'nin şu anki en iyi sinemacılarından biri aynı evet, benim için. O kadar müthiş bir gözü olmasa o kadar çok evet, önemli konuları evet, bir filmde birleştiremez zaten. Ama senaryo zaten, bir şey değil. Senaryo bir şeyi anlatır. Onu da doğru düzgün anlatır. Peki. Çok böyle can vurucu bir soru hazırladım şu an sana. Peki sen diyorsun ki bir tek bir şey işlenir. Senaryo odur, evet, film her şey odur. Onunla ilgilidir. Her şey onunla ilgilidir. Onu işleyen mi çok izleyiciye ulaşır? Yoksa bir konuda beş ayrı hikayeyi işleyen mi? Seyircilerini çok fazla ilgilendirmiyor. Ekime yapıyoruz bunları. Seyirciye yapıyoruz ama seyirciye göre film yapılmaz. Siz bir şey anlatırsınız, isteyen izler, isteyen izlemez. Peki, gitti, gişe yok. Film battı. Ama gişe sineması ayrı zaten. Onun senaryosundan itibaren belli. Koyacağınız yıldızlardan, oyunculardan falan o zaten belli. Ele alacağınız konu belli. Sen şöyle diyorsun, ben seçimi yaparken ona da şöyle deniliyor. Sanat filmleri var mı böyle bir şey? Sanat filmleri. Bence iyi film var, iyi olmamış filmler var. İyi film ve iyi olmamış film. Çünkü sanat bakıyorum, filmi, mesela festivallere giden filmlere sanat filmi deniliyor. Var mı böyle bilmiyorum, bir şey? Her iyi film sanat filmidir zaten. Aha. Yani bize öyle, geçen, hikayesi bize geçen, güzel anlatılmış ışığı, kamera açıları, rejisi, senaryosu, oyunculukları iyi olan her film zaten sanat filmidir. Bir zamanlar Amerika gişe filmi mi, sanat filmi mi? Her ikisi. Her ikisi. Herkes izliyor, beğeniyor. Film de olağanüstü güzel bir film. Muhteşem bir film. Her açıdan. Evet. Eşkıya evet, filmi herkes izledi. 2 Eşkıya, milyon sanırım. Eşkıya hem rejisi açısından, hikayesi açısından, görüntü yönetmeni Uğur abi, Uğur İçbak, olağanüstü görselliği oyuncuları, olan oyunculukları muhteşem. Evet. Şimdi bu ne sanat filmi, filmi bu? Mi? Gişe filmi. Sanat filmi mi, gişe filmi mi? Av evet, Mevsimi için de aynı şeyi söyleyebilirim. Ömer Vargın'ın Kabadayı filmi için aynı şeyi söyleyebilirim. Olağanüstü güzel bir film. Seyirci de çok sevdi. Ne yapacağız şimdi? Seyirci de çok sevdi ama orada da çok takdir ettiğim bir oyuncu var. Şener Şen. Her ikisinde de Allah vergisi işte. Oyunculuk da böyle bir şey. Biraz önce dedin ki oyuncu olunmuyor. Oyuncu da oluyor. İçinde olmalı demiştin değil çok mi? Çok çalışması lazım. Çok çalışması lazım. Lazım. Evet. Çünkü mesela Şener Şen, Şener Şen'in karşısındaki oyuncular nasıl oynuyorlar acaba? Ya şaşırır kalır insan onun oyunculuğu karşısında. Avantaj da olabilir ama bazen. Avantaj da olabilir, olabilir ama dezavantaj evet, da olabilir. Evet. Korkarsın evet, ya. Evet. Adam bu işin piri evet, oynuyor karşında. Mesela Türkiye'de bu anlamda en iyi oyuncu kim? Dedikodu yapalım biraz. Vallahi en iyi dememek lazım ama belki. Belki diyelim peki. Farklı. Ben Fikret Kuşkan'ı çok beğeniyorum. Fikret çok seviyorum. Fikret Kuşkan'ı beğeniyorsun evet. Tuncel Kurtiz olağanüstü. Ben Necat İşler'i çok beğeniyorum. Necat İşler çok iyi. Kenan İmirzalıoğlu çok iyi. Çok iyi oyuncular var. Kadın oyuncular ve erkek oyuncular çok iyileri var. Ama tabii ki az para kazandıkları için bir sürü iş yapmak zorunda kalıp heder oluyorlar diye düşünüyorum. Hollywood'dakilere bakıyorsunuz, her biri filozof gibi insan. Hakikaten her biri. Çünkü 3 yıl iş yapmasa parasal bir derdi yok. Okuyor, araştırıyor, kendine bakıyor. Kendine ciddi yatırım yapıyor. Tabii. Çok önemli. Peki oyuncunun çok iyi eğitimli olması gerekiyor mu? Her anlamda. Eğitim ile okullu eğitimden kastetmiyorum. Okulun zaten belirli bir seviyede eğitim almış olması gerekiyor. Ama ondan sonra okuyarak kendini çok bezemesi gerekiyor mu? Bence kesinlikle gerekiyor. Çok okuması gerekiyor. Çok yaşaması gerekiyor. Farklı dünyalara girmesi gerekiyor.
eğitim anlamında da ben bütün sanatlarda belli bir eğitimin olması gerektiğini düşünüyorum. İnsanla olsan, güzel sanatları okusan iyi olur. Evet. Bir sürü geçmişini görürsün, örneklerini görürsün ama oraya gitmek insanı yönetmen yapmaz. Oraya gitmek insanı ressam yapmaz. Yapmaz. Olacak olana çok büyük katkıları olur ama. Peki, ne kadar güzeldi. Teşekkürler. Ne kadar güzel oldu. Ayaklarına sağlık, sağ ruhuna sağlık, güzel sohbetine sağlık. Çok teşekkürler ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın.